İş Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Emaat. İş Dünyası'nın ilk bölümünde bugün ilk konuğum Ayhan Zeytinoğlu olacak. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle hemen konuşmayı isterseniz Merkez Bankası kararı tarafından başlayalım. Bugün beklentilere paralel bir şekilde %50'de sabit kaldı faiz. Dolayısıyla sizin beklentilerinizi ve aslında sanayicinin, ihracatçının beklentilerini karşıladı mı karar? Ece Hanım, şimdi bir gerçeği sizle paylaşarak başlamak istiyorum. Ben öncelikle Merkez Bankası'nın kararının Perşembe günü olacağını varsayarak bugün size biraz sembolik de olsa bir belki 100 puanlık belki 250 puanlık bir indirim olması gerektiğini söyleyecektim. Bunu itirafla başlamış olayım. Tabii ki enflasyonla Maliye Bakanlığımızın, hazinenin enflasyonla olan mücadelesine katılıyoruz. Ancak hakikaten bizler de sanayiciler olarak bilhassa ihracat ayağında artık çok zorlanmaya başladık. Dolayısıyla burada bir konu dile getirmek istiyorum. Öncelikle bu carry trade üzerinden yaptığımız hesaplarda biraz rahatsız olduğumuz konular var. Onun için faiz indiriminin sembolik de olsa bir yerden başlayacağını imajını vermenin faydalı olacağını ben şahsen düşündüm. Ama kendilerinde Merkez Bankası'nda ve hazinede bizlerden çok daha fazla bilgi var. Onların daha doğru bilgilerle sahip olduklarını varsayarak onların kararının doğru olduğuna inanıyorum. Ancak dikkati çekmek istediğim bir nokta var. Bizdeki verilere göre takribi 70-80 milyarlık sıcak para ülkemize Nisan ayında bu yana geldi. Ancak bunun 20 milyar civarını carry trade diye adlandırılan kısım olduğunu varsayarsak biz şu anda Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz'un yarısına geldik. Takribi bu paraya %4 civarında aylık bir faiz veriyoruz. Yani aylık bazda 800 milyon dolar civarında bir faiz harcamamız var. Zaten bu da bizim Haziran ayı bütçe açığımızın da ne kadar fazla olduğundan bahsederek devam edeceğim ama şunu demek istedim ben. Belki bir indirim sayesinde bu %4 ile gelen para eminim %3 ile de gelecektir, %2 ile de gelecektir. Ama bizim burada bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kısaca da baktım ben. Nisan 1'de 32.6 olan dolar bugün 32.8. Aradan 113 gün geçmiş. Faiz olarak, enflasyon olarak %8'in üzerinde bir enflasyon var. Ama 10.000'de 6'lık bir artış. Bu şimdi bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Bilhassa işçi yoğun sektörler, tekstil, deri sektörleri maalesef çok zor durumda. Kocaeli bölgesinde bu sektörler çok fazla yok ama yapan firmaların da çok zor durumda olduklarını biliyoruz. Öte yandan bunun en önemli etkisi de ithalatta görüldüğünü görüyoruz. Ben şimdi ithalat rakamlarına baktım son 6 ayın. Bizim yatırım malı ithalatında %4'lük bir düşme var. O önemli bir rakam değil. Ham madde ithalatımızda %14,5'luk bir azalma var. Ham madde önemli çünkü üretimin kaynağı bizde olmayan malları alıyoruz diye varsayıyorum. Ama tüketim malında %19'luk ilk 6 ayda artış var. Ece Hanım, bu çok endişe verici bir durum. Ortalamada da %18,5'luk bir daralma olmasına rağmen. Biz şimdi ülke olarak belki yapabileceğimiz ürünleri ithal ediyoruz. Dolayısıyla kurun bize bir işaret vermesi açısından biz enflasyon kadar da kurda artış beklemiyoruz. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama ihracatın biraz desteklenmesi lazım. Son olarak bu konuda bir şey de söyleyerek bitirmek istiyorum. Hatırlayın Obama döneminde Çin ile Amerika arasındaki en büyük sorun Çinlilerin kendi paralarını düşük tutmalarından kaynaklanıyordu. Şimdi biz tam tersini yapıyoruz.
Çin'in durumunu da açıklamama gerek yok diye düşünüyorum Ece. Şimdi Ayhan Bey, hazır ihracattaki problemleri konuşmuşken buradan devam edelim. Zaten aslında ihracatçının en büyük problemlerinden biri kur tarafı. Siz de dikkat çektiniz ama Kocaeli'de İstanbul'un ardından en büyük ikinci ihracat yapan şehir olduğu için sizin görüşleriniz de bu anlamda önemli. Dolayısıyla bir de diğer problemlere de dikkat çekmek istiyorum. Lojistik tarafını sormak istiyorum. Tabii şu anda Kızıldeniz tarafından gelen, orada yaşanan aslında sorunlardan dolayı bizim sağladığımız bir lojistik avantajı var. Ama bu sürdürülebilir mi? Bu tarafa dair beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Ece Hanım, bu hemen hemen bütün konuşmalarımda değindiğim bir nokta. Çünkü bu bence en kalıcı bir sorunumuz var. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Şu anda şöyle söyleyeyim, Mayıs sonunda Şangay'dan Rotterdam'a bir konteyner, 40'lık konteyner, büyük konteynerin gitme maliyeti 4.300 dolardı. Aralık ayında bu rakam 900 dolara kadar düşmüştü Ece Hanım. Şimdi bu ayın 18'inde, yani Temmuz'un 18'inde bu rakam, Kızıldeniz'deki sorunlar sizin de dediğiniz gibi, onların nedeniyle 8.267 dolara kadar çıkmış. Aslında bu Türkiye için çok olağanüstü bir fırsat. Yani biz Çin'den getirdiğimiz mallarda negatif, uzak doğuya yaptığımız ihracatlarda negatif olmasına rağmen bizim ihracatlarımızın çoğu batıya gittiği için bizim açımızdan bir avantaj gibi gözüküyor. Ama bu geçici bir avantaj. Yani tekrar 900 dolarlara geldiği zaman bizim de bu aldığımız enflasyon tedbirlerinin devam etmesi halinde Türk ihracatçısı Avrupa Birliği'ne bilhassa mal ihracat yapamaz hale gelecek. Çünkü şu anda dediğim gibi yani 900 dolara düşebilecek bir ihracat kaleminin bizim yönümüzde, yani İstanbul'dan Rotterdam aya 2050 euro mertebesinde. Bunu tırla yaparsak, tırın tabii çok büyük bir avantajı var. 2-3 günde Avrupa'nın herhangi bir baş şehrine gidebiliyoruz. Bir haftada diyelim. Orada bu rakam 4.100 eurolara kadar çıkıyor. Yani 40'lık konteynerin İstanbul'dan diyelim ki Berlin'e gitmesi 4.100 eurolara kadar çıkıyor. Yani Çinli'nin neredeyse 4,5 misli gibi bir ücret. Dolayısıyla biz bunun bir an önce yatırımlar yaparak, yani Türkiye Cumhuriyeti demir yollarına, OSB'lere, limanlara bağlantılar yaparak, harcamalar yaparak ve bizim Avrupa ayağında da Avrupa'ya bağlanarak bizim ihracatlarımızın tır üzerinden, konteyner üzerinden daha çok demir yolu konteyner taşımacılığına geçmemiz lazım. Tabii ki burada amacımız daha ucuz fiyatları yakalamak olmalıdır. Bizim malumunuz gümrük birliği ve tam üyelik hedefimiz olduğu için aslında Avrupa Birliği'ndeki dostlarımıza da bu yatırımların aslında kendi tüketicileri lehine de olacağını anlatmamız lazım. Zaten biliyorlar. Türkiye'deki Avrupa Birliği yatırımlarının birçoğu ilimizde. Bizdeki üyelerimizin %10'u Avrupa kaynaklı firmalar. Evet. Dolayısıyla burada üretilen ürünler aslında kendi pazarlarına da gidiyor. Bu ürünlerin daha hesaplı, daha ucuz gitmesi için onların fonlarını da kullanarak, Türkiye olarak da ayırabileceğimiz bütün fonları bu yöne harcayarak ticaretin sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız diye düşünüyorum Ece Hanım. Şimdi Ayhan Bey, şöyle bir iki dakika, hatta bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama sizin bir yandan da İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı şapkanızda var. Dolayısıyla çok konuşulan doğrudan yatırım meselesini size de sormak istiyorum. Kısaca doğrudan yatırımı çekmek için neler yapılması lazım diye sorayım. Bir iki dakika vaktimiz var. Şimdi Ece Hanım, tabii ki bu da çok sevdiğim bir konu aslında. Şimdi Türkiye'nin bir başarı hikayesi var. Buna baktığımız zaman 2002-2003 yılında başlayan, yani mevcut hükümetimizin ilk dönemlerinde Avrupa Birliği yönünde de yürüdüğümüz dönemlere denk geliyor. Hatta tam üyelik perspektifini aldığımız tarihlerde de zirve yaptığını görüyoruz. Evet. Örnek vereyim, 2002 yılında 590 milyon dolar olan yabancı sermaye yatırım miktarı 2007'de zirve yaptı. 22 milyar dolar yılı aştı. Dolayısıyla o dönemde ne yaptık? Biz reformlar yaptık. Özgürlük, demokrasi adına reformlar yaptık. Bunun dışında
regülasyonlar olarak da reformlar yaptık. Avrupa Birliği fasılların da açılmasıyla onlara uyum yasalarına da uyarak reformları yaptık. Evet. Bizim şimdi aynı şekilde yatırım ortamımızı iyileştirmek için bu reformları tekrar yapmamız lazım diye süremi de doldurmadan bitirmeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Bu reformların ne olması gerektiğine dair de daha ayrıntılı umarım konuşma fırsatı buluruz. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'yla birlikteydik ve şimdi kısa bir reklama gidiyoruz.